İnşallah İngilizce'de nasıl denir? Peki kolay gelsin, maşallah, umarım, yanıma gel, yanına gittim. Bu ifadeler arkadaşlar Türkçe'de çok sık kullandığımız için Türk öğrencilerimizin sık sık ihtiyacı olan ifadelerdir. O yüzden İngilizce konuşurken bu ifadeleri böyle içinizden tam böyle söylemek isteyeceksiniz ama aklınıza gelmeyecek. O yüzden bugün Türkçe'de sıkça kullandığımız bu ifadelerin İngilizce karşılıklarına bakalım dedim. O yüzden 50 tane hatta 2-3 tane de bonus ekledim size. 50 ifadeyi öğreneceğiz arkadaşlar. Hazırsanız hemen başlayalım. İnşallah ile başlamak istedim. İnşallah dilimizden çoğumuzun düşmediği bir ifade ve İngilizce'de sizi üzecek bir karşılığı var. I hope. I hope. I hope. Umarım arkadaşlar. Biliyorum tam böyle o yürekten çıkan inşallah karşılamıyor ama İngilizce'de bu anlamda hep I hope ya da hopefully ifadelerini kullanacağız. İkinci ifademiz kolay gelsin. Kolay gelsin. Sıkça söyleriz değil mi? İngilizce'de good luck. Good luck diyoruz. Yine biliyorum üzüldünüz ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bu ifadeyi her zaman her yerde kullanabilirsiniz. Mesela işinde kolay gelsin, işte araba aldım onunla kolay gelsin, hani iyi şanslar diyoruz ya, hani aslında orada bizim de kolay gelsindeki amacımız bir iyi bir niyet, dilek. O yüzden her şeye işte good luck with your work, good luck with your car, good luck with your cleaning day gibi her yere uyarlayabilirsiniz. Okay. Çok sıkça kullanılan, hani hiç önemli değil anlamında kullandığımız bir ifade var. Don't mention it. Don't mention it. Hani mention bahsetmek demek, bahsetme, adı bile olmaz, hiç konuşma üstüne, hani çok ufak benim için, hiç önemli değil anlamında. You're welcome'dan daha böyle konuşma bazlı olduğu için don't mention it kullanabilirsiniz. Diğer bir ifademiz good to know. Good to know. Çok iyi ya, bunu iyi ki bildim, iyi ki söyledin derken arkadaşlar ne diyeceğiz? Good to know. Ya da böyle daha artırmak için great to know diye ekleyebilirsiniz. Kim bilir? Kim bilir? Hani bir konuşma esnasında emin değilsiniz ya da böyle biraz hani farazi konuşmak istiyorsunuz. Ne diyorsunuz? Who knows? Who knows? Anlamadım, anlamıyorum anlamında. I don't understand. Tamam, bu temel bir ifade kullanabilirsiniz. Ama onun yerine I don't get you ya da I don't see what you mean ifadelerini kullanabilirsiniz. I don't get you. Mesela get'i çoğumuz almak olarak kodluyoruz. Ama biliyorsunuz get'in çok çok anlamı var. Burada I don't get you, hani seni almıyorum demiyoruz asla. Burada amacımız seni anlamıyorum. What do you mean demek istiyoruz. Arkadaşlar sıkça ihtiyacımız olacak diğer ifade let me know. Let me know. Yani bana haber et. Bana haber et lütfen demenin speaking'deki en güzel yolu let me know. Tek tek böyle söylemek yerine let me know. Let me know diye de birleştirebilirsiniz. Çok speaking yaparken bu kullanılır. Filmlerde falan da böyle let me diye duyarsanız şaşırmayın. Let me know. Let me know. Mesela öğrencilerimle konuşurken böyle bir hikaye anlatacaklar. İşte onun yanına gittim, yanıma geldim gibi şey diyorlar mesela. Go near him. Hani go near him. Bu Türkçe düşündüğümüz için oluyor. Yani yanına gitmek. Go near diye düşünüyoruz. Ama bunun aslında en güzel söyleme ifadesi come over. Come over, come over. Yani yanıma gel. Go over da yanına gitmek anlamında. Mesela bir hikaye anlatacaksınız. Yanına gittim. I went over there. Hani oraya gittim. Onun yanına gittim anlamında. Bu şekilde kullanırsınız. Come over here dersem de hani buraya gel. Come here de diyebilirsin ama hani tam olarak yanıma gel anlamında come over here diyoruz. Come over, go over. Asla yanına near diye söylemiyorsunuz. Tamam mı? Bu arada Türkçe düşünmek üzerine çok güzel bir video yayınladım. Onu da buraya ekleyeceğim. İngilizce konuşurken Türkçe düşünmemek istiyorsanız ve bunu nasıl yapacağınızı merak ediyorsanız o videoyu çok faydalı bulacağınıza eminim. Diğer bir ifademiz I can't imagine. I can't imagine. I can't even imagine diye de vurguyu artırabilirsiniz. Mesela biri size çok üzücü bir anısını anlatıyor ya da bir işin zorluğunu anlatıyor. Sen de böyle hayal bile edemem ya, çok zor, seni anlıyorum gibi bir hissi karşı tarafa en doğal vermenin yolu I can't imagine. I can't even imagine diye söylenir. I don't know how to. I don't know how to. Mesela bunu her yere uygulayabilirsiniz arkadaşlar.
I don't know how to go to metro. I don't know how to find the market. I don't know how to speak English well diye karşı tarafı kendinizi ifade edebilirsiniz. Hani nasıl yapacağımı bilmiyorum. I don't know how to. Ardından da verb geliyor gördüğünüz gibi. Yalın verb geliyor. So I don't know how to find clothes here gibi. Türk öğrencileri şaşırtan başka bir ifade ise have a seat. Have a seat. Seat sandalye demek arkadaşlar. Have a seat deyince buyur otur anlamında have a seat kullanıyoruz. Hani ne alaka olmayın sandalyeye mi sahip olayım falan gibi değil. Hayır orada tabii ki gösterince body language'den de anlarsınız ama sizin söylemeniz gerekebilir. Please have a seat diyebilirsiniz. Şu kelimenin nasıl söylendiğini biliyor musunuz? Congratulations. Congratulations. Çamlıca'nın böyle çok komik bir reklamı var. Ben hep onu izletiyorum öğrencilerime bu kelimeyi gördükten sonra. Onda Çamlıca congratulations yazarsanız muhakkak hemen görürsünüz. Çok güzel bir video. Bu ifadeyi söylemekte zorlanıyorsanız bunun kısa formu congrats var. Congrats. Hatta kısa formundan ziyade bu daha çok kullanılıyor artık. Congratulations biraz daha uzun ya. Congrats onun kısa hali. Congrats. Tebrikler. Her yere yapıştırın değil mi? Congrats. Tebrikler. Hayırlı olsun diyeceğiz. Yine ne diyoruz? Good luck with. Good luck with. Kolay gelsin de aynısını söylüyorduk hatırlıyorsunuz. Hayırlı olsun derken de yine good luck diyoruz. Mesela telefon aldım ben yeni. Sen diyorsun ki bana good luck with your phone, good luck with your computer gibi bir yeni bir şey alınca, bir yeni bir şeye sahip olunca hayırlı olsun anlamında good luck diyoruz arkadaşlar. Keyfine bak. Benzer anlamda bir de çok sık İngilizce'de kullanılan enjoy var. Enjoy. Enjoy your phone da diyebilirsiniz. Mesela ya da enjoy your day. Enjoy your first day of business diyebilirsiniz arkadaşlar. Enjoy, good luck, kolay gelsin, hayırlı olsunlara karşılık olarak verebiliriz. Sana bağlı, bana fark etmez anlamında arkadaşlar it depends on kullanıyoruz. Çok ihtiyacınız olacak. İşte hava durumuna bağlı, patronuma bağlı, sana bağlı derken ne diyoruz? It depends on my boss. It depends on the weather. It depends on you. Mesela biri sordu ne yiyelim? Diyorsun ki it doesn't matter. It depends on you. Bu it doesn't matter'ı da hemen verelim arkadaşlar. It doesn't matter biraz daha hani hiç fark etmez. Bana her şey olur anlamında. Sen ne dersen o olur anlamında. It doesn't matter diye ekleyebilirsiniz. It doesn't matter to me. It depends on you. Çok benzer anlamda sıkça kullanılan diğer ifade it's up to you. It's up to you. Yine sana bağlı demek ya da it's up to the weather. It's up to my boss diye aynı kullanım. İkisi de hunharca çok sık geçer. İkisini de dilinize alıştır. So glad you could make it. You could make it. Ya da you made it. Oh my god. You made it. Ne alaka demeyin. You made it. Aa geldin. Hoş geldin anlamında. Yani you made it. Hani başardın, geldin, iyi ki geldin diye tepki vermek istediğimde you made it diyorum. Yani you made it'e şaşıracağınızı düşünüyorum ilk defa görürseniz. Çünkü sen yaptın gibi gözüküyor ama hiç öyle alakası yok. Hani başardın anlamında I'm glad you could make it. Hani iyi ki geldin. Mesela bir arkadaşınızın geleceği belli değildi. Ya da projemiz çok ağır. Hani yapabileceğiz mi bilmiyoruz falan. O zaman ne diyoruz? I'm so glad we could make it. Hani hallettik, iyi ki hallettik anlamında make it kullanıyoruz arkadaşlar. Bana uyar, bana okey. Nasıl diyeceğiz? Fine by me. Fine by me. Anything arkadaşlar yine İngilizce konuşurken her yere yakışan bir ifade. Hani fark etmez, her şey olur. Anything ya da lokantadasın ne istersiniz diye soruyor. Hani kafan karıştı ne diyeceğini bilmiyorsun. Anything diye söyleyebilirsin. Ya da bir arkadaşınla bir şey konuşuyorsun. Senin fikrini soruyor. Anything diye eklediğine kurtarıyor seni. Don't worry about. Don't worry about. Arkadaşlar hiç merak etme. Hiç merak etme. Don't worry about my day. Don't worry about the exam diye her türlü şunu merak etme, bunu merak etme diye don't worry about diye söylüyoruz. Everything okay? Hani birine how are you, what's wrong falan demek yerine İngilizce'de everything okay diyoruz. Türkçe'de de her şey yolunda mı? Değil mi? Her şey yolunda mı? Aman Türkçe düşünmeyin onu. Everything okay dediğiniz an bu anlamı vermiş oluyorsunuz. Get back to me.
get back to me. Yani get back to someone. Nasıl bir anlam veriyor arkadaşlar? Hani bana geri dön, bana haber et ya da ben sana haber edeceğim, ben seninle iletişime geçeceğim derken get back to me ya da get back to you. I'll get back to you tomorrow diyoruz. Yani sana geri döneceğim anlamında. Maillere falan da çok yakışır. Who cares? Ya da no one cares ifadeleri de çok kullanılan ifadeler. Yani kimin umurunda, aman ne olacak derken no one cares ya da who cares diye söyleyebilirsiniz. Get to go, gotta go ifadeleri arkadaşlar. Ne demek? Gitmem lazım. Get to go, I gotta go derken çok 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 sık kullanılan film sahneleri benim kafamda şu an dönüyor. Umarım sizin de öyledir. Get to go. Yani gitmem lazım. Get to çok güzel bir ifade. Start anlamı gibi veriyor. Mesela I get to work. Başlamam, işe başlamam lazım. I get to cook. Yemek yapmaya başlamam lazım anlamında get to zaten kullanabilirsiniz. Ama en sık kullanılan formu get to go. Yani kısa formu gotta go. Talk soon. Talk soon. Yakında konuşuruz. Hiç böyle I will talk to you soon, I will call you falan hiç gerek yok. Talk soon deyip biriyle vedalaşabilirsiniz. How you been? Arkadaşlar bakın how are you? How is it going? Değil mi? Kalıplarımızın yerine çok daha sık duyacağınız how you been? Evet, gramer olarak bir bozukluk var ki how have you been dememiz lazım tam böyle doğru olması için. Ama konuşurken biliyorsunuz biz ne haber, ne yapıyorsun diyoruz ya, ne haber demiyoruz. Aynı onlarda da o mantık have you been diye kısaltmışlar. O yüzden have you been diye birine ne haber diyebilirsiniz. Get over it. Get over it. Aman boş ver anlamında hani silkelen artık bırak erkek arkadaşından mı ayrıldın? Get over it diye söyleyebilirsiniz. Takma, sallama. Hadi artık atlat şu olayı. Get over it. Keep me posted. Artık sosyal medyada ya da e-maillerde bilmiyorum çok sık kullanılan bir ifade. Belki tanıdık gelmiştir. Keep me posted. Bana haber ver. Sakın give me news falan demeyin diyebilirsiniz bu arada. O da kullanılıyor ama keep me posted. Hani beni haberdar et. Bana gelişmelerden haber et derken keep me posted. Get down to business. Arkadaşlar çok genel bir ifade. İşe başlayalım. Hadi işe koyulalım anlamında. Get down to business. Şimdi kilo almak, kilo vermek ulusal sorunumuz bilmiyorum en azından benim etrafımdaki çoğu kişinin diyet falan ne diyoruz arkadaşlar? Gain weight and lose weight. Gain kazanmak, almak demek biliyorsunuz gain weight and lose weight kaybetmek anlamında gain ve lose kullanıyoruz. Sakın buna hani aldım anlamında I took weight falan demeyin ya da I win weight falan demeyin olur mu? Gain weight diyoruz ve lose weight. Aynı ifadeyi üniversiteye girdim. Hani üniversite sınavını kazandım, girdim anlamında win'le kullanıldığını çok duyuyorum. Çok yapılan genel bir hata arkadaşlar. Win university asla demeyin. Ne deyin onun yerine? Get into the university. Üniversiteye kazandım, üniversiteye girdim 2015'te falan derken get into university. I got into the university in 2017 mesela. Win ve earn ifadelerini de iyice ayırmak istedim. Şimdi get into üniversite bazında bir okula girmek anlamında tamam mı? Win kazanmak yani bir şeyi yarış kazanırsın. Win a competition, win a lottery kazanırsın. Ama arkadaşlar para kazanmak anlamında asla win money demezsin. Win money dersen sanki bir yarışmaya kazandın da bir ödül kazandın ve para ödülü öyle demiyoruz. Para kazanmak, hayatını devam ettirmek için para kazanmak anlamında earn diyoruz. I earn money tamam mı? O yüzden bu win, earn ve get into'yu karıştırmayın. Gain'i de karıştırmayın. Gain de kilo almak ya da bir şeyi yine soyut anlamda kazanmak anlamında, bir perspektif kazanmak anlamında gain kullanabilirsiniz. No way, yok artık, imkansız, olmaz derken no way, no way. Birine no demenin otantik yolu no way. Otantik de değil, direkt yani no way diyoruz. Olmaz asla. Anyway arkadaşlar neyse diye konu toparlarken ya da konu değiştirirken kullanacağımız ifade. Anyway cümlenin başına sonuna her yere ekleyebilirsiniz. Anyway let's go shopping. Help yourself. Help yourself. Arkadaşlar keyfine bak demek için kullandığımız ifade. Help yourself. Bir evinize geldi, bir sigara içmek için ya da bir mutfaktan bir şey almak için izin istiyor. Sen de diyorsun ki help yourself. Keyfine bak. İş ya da iş yerinde tabii ki her türlü kullanabilirsiniz. Help yourself. Sorry to bother you. Bir saniye rahatsız edeceğim ama I'm sorry to bother you but diye girebilirsiniz. I am diye başına demenize gerek yok. Direkt sorry to bother you. How come?
ne alaka diyoruz arkadaşlar. How come? Bir şey anlamadınız. Nasıl yani? Ne alaka diyeceğiz. How come? The thing is. Mesela bir lafa gireceksiniz, bir konuya gireceksiniz. Nasıl giriyorsunuz? Çok kullanılan bir ifade. The thing is, I don't love you anymore. Seinfeld'ı izleyenler varsa bilir, çok kullanılan bir ifade. Orada çok geçiyor bu şekilde. The thing is, I don't think I'm a good fit for you. Hani senin için uygun değilim derken, hani olay şu ki, şey gibi bir giriş aslında. The thing is deyip istediğin her türlü cümleyi koyabilirsin. Not a bit. Not a bit değil de bakın birleştiriyorum. Not a bit. Yani hiç önemli değil, hiç sorun değil, küçücük, ufacık anlamında not a bit. Ya bunu aldım ama önemli miydi? No, not a bit. Hiç önemli değil diyorsun yine. Not a bit. Likewise. Çok sık göreceğiniz bir ifade metinlerde, filmlerde. Likewise aynı şekilde. Mesela biri diyor ki, it was so nice to meet you. Sen de likewise diyorsun. Yani onun o cümlesini komple alıp ben de ya da o da aynen öyle demenin İngilizcesi likewise. Çok pratik bir ifade değil mi? Likewise. Mesela diyorum ki bir örnek daha verelim bu iyice anlayalım. Let me know if you need any help. Yardıma ihtiyacın olursa lütfen söyle diyorum birine. O da diyor ki likewise. Hani sen de aynı şekilde diyorum. That's not fair. Bu hiç adil değil. Olmaz diye. That's not fair. Ama hiç mantıklı değil, anlamadım anlamında it doesn't make sense. Bir şey anlamadınız ya da mantığınıza uymuyor. Ne diyorsunuz? It doesn't make sense. What the hell? Tanıdık geliyor mu? What the hell? Hell cehennem, what? Biliyorsunuz what the hell? Ne cehennem? Hani bu ne be? Falan deriz ya böyle biraz daha argo tabii ki ve kötü durumlarda, informal durumlarda what the hell diye tepki verebilirsiniz. Türkçe'de hani işim var, işlerimi hallettim. Bugün ne yaptın? İşlerimi hallettim derken biz ne kullanıyoruz? Sakın work, job, aman kullanmayın. Run errands kullanıyoruz arkadaşlar. Run errands. Errand hani bu her türlü işlere deniyor. Run errands deyince o gün kalktığın, yaptığın, evini temizlediğin, kahvaltı yaptığın, alışverişe gittin. Hani o ufak tefek bütün işlerimizin toplamına İngilizce'de run errands. Mesela I ran some errands at the weekend. Ya da I have so many errands to run diye de kullanabilirsiniz. Şimdi şu mind dünyasına girelim biraz. Mind arkadaşlar çevresine bakarsanız hiç mantıklı gelmeyecek ama don't mind. Mesela don't mind the mess. Hani ortam çok dağınık biri geldi diyorum ki don't mind the mess please. I didn't have time to clean. Kusura bakma. En güzel ifadesi bak kusura bakma. İşte yemek yandı don't mind the meal. Hani yemeğin kusuruna bakma. Don't mind. Peki I don't mind desek hiç önemli değil anlamında. Mesela I don't mind the mess, I don't mind going to cinema diyebilirsiniz. Yani mind'ı hiç önemli değil anlamında kullanabilirsiniz. Bir de bunun would you mind olayı var. Would you mind. Yani would you mind opening the window for me? Would you mind sending me some money? Gibi. Hani problem olmazsa bana biraz para gönderir misin? Ya da would you mind finishing those reports this week? Diyebilirsiniz. Bu hafta raporları bitirebilir misin diye çok kibar, iş yerine de çok yakışır. Chill out. Chill out böyle son zamanlarda çok popüler olmuş bir kelime. Chill out, relax demek arkadaşlar. Let's chill out diyebilirsin. Go ahead, devam et. Yola devam, çok iyi gidiyorsun. Mesela diyorum ki size keep watching movies in English. Go ahead. Devam et diyorum. Ya da birine bir şey sordun nasıl olmuş falan diyor. Aa it's great, go ahead. Devam et, continue falan demeyin Türkçe düşünüp, tamam mı? Evet arkadaşlar, bugün olabildiğince sizin Türkçe'de kullandığınız ve İngilizce'ye nasıl transfer edeceğinizi bilemediğiniz ifadelere odaklandım. Umarım faydalı olmuştur. Bu videoyu faydalı bulduysanız beğen butonuna basmayı unutmayın. Sizin aklınıza gelen başka günlük bir ifade varsa onu da yorumlarda bizimle paylaşırsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.